meselesini konuşacağız. Ayrıca orta saha için 3 tane isim konuşuluyor arkadaşlar. Orta saha için. 3 isim. Kim bu isimler? Maycon, Camara, Palacios. Ben açıkçası Paredes olursa, Lucas Torreira'nın da kaldığı senaryoda bu 3 ismin de olmayacağına inanıyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Yani Paredes'i transfer ettin. Senin artık 10 numaraya ihtiyacın var. Senin Dybala tarzı, senin Joao Felix tarzı, 10 numara forvet arkası oynayabilen isimlere ihtiyacın var. Bunu da kendi adıma ekleyeyim. Evet, son aday Palacios. Bu ciddi arkadaşlar. Palacios ismi. Bayer Leverkusen'de oynuyor. Exequiel Palacios sizin de daha önce bana yazmış olduğunuz bir isimdi. Aslan transferde bir büyük bomba daha patlatma hazırlanıyor. Exequiel Palacios 24 yaşındaki oyuncuyla Galatasaray ilgileniyor denmiş. Yani baktığımızda zaten bildiğimiz yetenekli üst seviye bir oyuncu. Merkez orta saha 8 numarada oynuyor. Lucas Torreira'yı satarsın. Sonrasında senin Paredes'i 6 numaraya çekip 8'e koyduğun isim Exequiel Palacios olabilir. Veya Oliveira'yı satarsın, Palacios'u alırsın. Onun dışında aslında senin 10 numaraya ihtiyacın var. Bunu belirtelim. Palacios, Exequiel Palacios 24 yaşında 1.77 boyunda merkez orta sahada oynuyor ve bu sezonki istatistiklerine baktığımızda Bundesliga'da 34 maç 5 gol 2 asistlik bir performans ortaya koymuş arkadaşlar. Kaliteli bir futbolcu ama bir kez daha söyleyeyim. Torreira'nın kaldığı senaryoda Oliveira'yı satmadığında Paredes geliyorsa Palacios veya işte Maycon ki Maycon yani beğendiğim bir oyuncu ama yine bize lüks kaçacak bir oyuncu şu kadro yapısı içerisinde. Sarı Kırmızılı Kulübün bonservisi Shakhtar'da olan tecrübeli oyuncunun peşinde olduğu bildirildi denmiş. Burada merkez orta saha ve ön libero 10 numara olarak görev yapabilen ki 10 numarada yeterli değil. 10 numarada yeterli değil. Ben size söyleyeyim. Ve geldik buraya. Galatasaray'a Gineli orta saha 4 milyon euro teklif edildi. Mady Camara. Olympiakos'un oyuncusu arkadaşlar. Olympiakos forması giyiyor. Roma'da kiralık olarak geçirmiş. 4 milyon euroluk teklifte bulunmuş. Ne yapmış bu arkadaşımız? Mady Camara. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da 24 maçta süre almış ve 1 asist yapmıştı. Evet. 22 maçta çıktı ve 1 gol katkısı verdi. 1 gol 1 asist. Değil mi? Totalde baktığımızda. Çok Galatasaray için bence şu senaryoda tercih edilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Mehman Palacios Maycon'da iyi oyuncu demiş. Abi Arjantinliler hep ufak oluyor demiş. Emreus Bilgi Palacios Bundesliga'da ilk 3 maç cezalı durumda. O yüzden Bundesliga'da güzel bilgi ha bak. İlk 3 maç oynayamayacaksa o zaman sıkıntı. Şimdi arkadaşlar bir gazeteci, yabancı bir gazeteci Galatasaray'ın Angelino'yla anlaştığı bilgisini geçti. Bunun üzerine de herkes Angelino Galatasaray'da yazıyor. Ben bu haberi daha kendi kaynaklarıma doğrulatmadım. Onu söyleyeyim. Öyle her yabancı siteden çıkan veya yabancı gazeteciden çıkan habere ben zıplamıyorum. Bunu belirteyim. Ama Angelino'yu ister mi? Çok isterim. Angelino tam Galatasaray'ın aradığı o hücum yönü kuvvetli bek oyuncularından biri. Yani Angelino'yu şurada ekranda görüyorsunuz. Bu gazeteci Michael Rincon demiş ki Galatasaray Angelino'yla anlaştı. Burada detaylar da vermiş arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru çekelim. İşte Galatasaray'a gidiyor şeklinde detaylar da paylaşmış. İmza yakın falan filan demiş. Angelino'yu da bu fotoğrafıyla kullanmış. Yani Angelino Galatasaray'ın teklif yaptığı Nuno Tavares'le beraber uzun süre görüştüğü bir oyuncu. İnşallah gerçekleşir bu transfer teklifi. Yani imza atılır. Açıkçası ben çok istediğimi bir kez daha belirteyim Angelino'yu. Yani Nuno olacaksa Nuno Tavares veya Angelino olsun demiştim. Angelino olursa da çok çok sevinirim. 26 yaşında bu kardeşimiz. Hemen şöyle bir ekrana getirtelim. Sonrasında ise biraz soru cevap yaparız. Angelino'yu konuştuktan sonra soru cevap yaparız arkadaşlar. Evet. Şurada ekranda Transfer Market profilini görüyorsunuz Angelino'nun. 26 yaşında 1.71 boyu var. Çok uzun fizikli bir bek oyuncusu değil ama tempolu bir oyuncu. Onu söyleyelim yani. Hücum bindirmelerini, kanat bindirmelerini çok iyi yapıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Orta sahanın solunda ve sol bek pozisyonlarında oynuyor. 97 doğumlu. Orta kalitesi çok yüksek. Pas kalitesi çok yüksek. Bitiriciliği var arkadaşlar. Yani gol, asist noktasında ciddi katkı verebilecek bir oyuncu. Geçen sezonu Hoffenheim takımında kiralık geçirdi. Bonservisi Leipzig'te değerli arkadaşlar. 35 maç, 1 gol, 12 asist. Pasör diyorlar bu. Pasör diyebileceğimiz bir sol bek. Açıkçası Galatasaray için de çok değerli bir parça olacağı kesin, mutlak. Dış basında çıkan haberlere göre Galatasaray bu isimle anlaşmış. Ama ben kendi kaynaklarıma doğrulatmadan, kendi kaynaklarımdan bu bilgileri almadan size hemen evet bu iş bitti, aldık vesaire demek istemem. Öncelikle bir araştırmak isterim. Fakat temennimi söyleyeyim size bu noktada. İnşallah biz bu transferi bitirmişizdir. Çünkü Galatasaray'ın tam aradığı Sacha Boey'in sağ bek pozisyonunda yaptıklarını Angelino'da sol bekte yapabilecek bir oyuncu. Hatta ofansif anlamda Sacha Boey'e göre de daha ne yaptığını bilen bir futbolcu. Yani Sacha Boey bazen bizim o istediğimiz ortaları, pasları atamıyordu. Angelino öyle değil abi. O çizgiye indiğinde direkt Icardi'nin kafasına top atabilecek bir isimden bahsediyoruz. Yani çok net bir futbolcu. Pasör bir futbolcu, az önce de belirttiğim gibi. Olduysa muazzam bir iş oldu arkadaşlar. Yani muazzam bir iş oldu. Ama ben bunu birkaç kişiye soracağım. Harun Çalışkan haberi ilk beIN Sports paylaştı abi. O gazeteci Yellow Red'den alıntı yaptı sadece demiş. Öyle mi? beIN Sports paylaştıysa tamamdır o zaman. Ben size söyleyeyim. Hele beIN Sports Fransa'nın haberleri çok iyi çıkıyor diyorlar. Ramazan Kabağaç abi Alman basınında Angelino bitti diye haberler yapıyor. Sanırım ilk transferimiz olacak denmiş. Paredes'le beraber. Düzgün Baba kadroyu bozmadan şu takviyeleri yaparsak en kötü konferans kupasında final görürüz bence demiş. Hasan Hesapçı, Okan Hoca'nın 8 numarada ilk tercihi Paredes mi acaba? Ya ben bir şey söyleyeceğim de yani bence Tillemans'tı arkadaşlar. Biz Tillemans'ı istedik bence yani. Bence Tillemans'tı. Evet. Kadir Dere, Angelino satın alma opsiyonlu kiralanmalı düşüşte olan bir oyuncu. O yüzden bonservis riskine girmeyelim demiş. 10 numaradan ses yok kardeşim. Ama acaba diyorum Okan Hoca 3 tane 8'de mi oynamak istiyor? Olabilir. Veya 1-6-2-8'le mi oynamak istiyor? Olabilir mi acaba? 4-1-4-1 olabilir. Yani iki tane defansif yönü kuvvetli ama hücumda da fark yaratabilen işte Paredes bir tarafta, diğer tarafta Palacios. Onların arkasında Lucas Torreira olabilir. Veya 4-4-2 demişsin ama 2-8'de sıkıntı yaşarız ya. Yani ne kadar defansif oyuncuyla oynarsan oyna 4-4-2'de Fenerbahçe gibi olursun. Fenerbahçe bize neden ezildi biliyor musunuz son maçta? Orta sahası bomboştu Fenerbahçe. Fenerbahçeli bir futbolcu, isim sormayın ama Fenerbahçeli bir futbolcu, ismi de bende var da ben ismini açıklamak istemiyorum. Çocuğu zor durumda bırakmak istemem. Ya Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra diyor ki böyle taktik mi olur diyor. Orta saha bomboştu diyor. Galatasaray bizi sağa yatırdı, sola yatırdı diyor. Bakın bunu Jesus için söylüyor ha. Böyle taktik mi olur? Galatasaray orta sahayı boş bıraktı. Galatasaray bizi sağa yatırdı, sola yatırdı diyor. Gözümle gördüm bu arada mesajı. İsmi bende. Gözümle gördüm mesajı. Fenerbahçeli bir futbolcu. Böyle taktik mi olur? Orta saha bomboştu. Galatasaray bizi bir sağa yatırdı, bir sola yatırdı. 4-4-2'de böyle olursun yani. Hele Şampiyonlar Ligi'nde bir sağa yatırırlar, bir sola yatırırlar. Orta sahayı boş bırakırsan. Yok, Arda değil. Arda değil. Ama mesajı gözümle gördüm. Arda değil ama kardeşim, merak etme. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle birkaç tane soru varsa soruyu cevaplandıralım. Güzel bir yayın oldu diye düşünüyorum. Angelino gelişmesini de değerlendirdik. Emre Can'ın Galatasaray'ın gündeminde olduğuna inanmıyorum. GS01. Alp demiş ki öyle deme Eyüp abi. Jesus taktik dehası. Oliveira arı geldi arkadaşlar ya. Oliveira yedek olmalı demiş. Oliveira artık hamle oyuncusu olacak bence. Benim tahminimce. Cebrail Misso'ya yedek olarak Mia Zeiss nasıl olur? Şu an boşta demiş. Mia Zeiss olur aslında. Zeiss iyi futbolcu ya. Fenerbahçe'de Zeiss'la Arda Güler her maç ilk 11 başlamalıydı. Ama taktik dehası Jorge Jesus yapmadı bunu. Bu şekilde oynatmadı yani. Benim görüşüm. Evet. Şöyle bakıyoruz, soruları cevaplıyoruz. Yeboah fayda sağlar mı? Basketboldaki Yeboah'ı soruyorsun değil mi? Avakashi Yeboah. Yani sert bir oyuncu. Penetresi var ama şutu yok. Şutu çok istikrarsız. Bilemiyorum. Bilemiyorum yani. Sanki yanlış transfer yaptık gibi. Evet abi, Polis hiç gelirse Kanada efsane olmaz mı? Ama sakatlığı var arkadaşlar Polis için. Sakatlık problemi var. Paredes gelecek inşallah arkadaşlar. Babam da heyecanla Paredes'i bekliyor burada Avşa Adası'nda. Her gün Paredes geldi mi diye soruyor. Şenol Yamak Redmond'a bir yokladık ama Redmond'ın şartları çok ağır ve oyuncu Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Türkiye devletlerden bir oyuncu yerli statüsünde olacak deniyor. Bir de mavi kartlı oyuncu olayı var. Yani iki oyuncu yerli statüsünde olacak mı yoksa sadece bir oyuncu mu? Bir oyuncu. Sadece bir oyuncu. Emre Sayır kampa gitmek için bir sponsor bulmak lazım. Yani Galatasaray'ın kampını gidip orada takip edebilmek için, hele yurt dışı kamplarını takip etmek için YouTube'dan kazandığın paralarla gidip Galatasaray'ı Avrupa'da takip edemezsin yani. Ama bir iş adamı çıkar, destek olur, git Galatasaray'ı kampta takip et der. O zaman farklı tabii. Inaki Peña anlaştı tekrardan arkadaşlar Barcelona'da. Armageddon geliyor, yavaş yavaş transferler geliyor. Rahat ol. Yavaş yavaş transferler geliyor. Cemile Mert Hakan Yandaş ne kadar daha oynayacak Fenerbahçe'de? İnşallah sonsuza kadar oynar yani. Umut Can Aktaş Musa Yıldız sponsor olsun. Olmuyor abi. Musa Yıldız keyif adamı. Burada plajında oturuyor abi. Ondan sonrasında teknesi var, teknesiyle geziyor. Eğlence insanı Musa Yıldız yani. Spozi abi Yıldız transferi olacak mı? Olacak tabii ki de. Icardi veya Icardi olmuyorsa yıldız bir oyuncuyu Galatasaray kadroya katmayı planlıyor. Peki ne yapalım? Artık yayını bitirelim. TikTok'a geçelim. TikTok'ta sohbetimizi yapalım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli bir yayın oldu gene. Angelino gelişmesini de araştırıp belki Angelino için de özel bir yayın yaparım. Şu an veda ediyorum ve Eyüp Yıldız TikTok adresi üzerinden TikTok'a geçiyorum. hiç şüphesiz Erden Reis en iyisini halledecek. Biz de buna inanıyoruz arkadaşlar. Erden Timur, ben de inanıyorum. En iyi transferleri en doğru zamanda Galatasaray için yapacak. Birazcık sabretmemiz gerekiyor. TikTok adresimi ekrana bir getireyim. Şöyle. Bilmeyenler görsünler. Eyüp Yıldız TikTok adresinde buluşalım arkadaşlar.